Fuar TV izleyicileri, bugün sizlere TÜYAP'tan, Yapı Fuarı'ndan sesleniyoruz. Çok uzun yıllara dayanan muhteşem köklü bir firmadayız. Geomaz ve satış müdürümüz Sayın Tayfun Erdönmez ile birlikteyiz. Bakalım bizlere fuar ve ürün gamı hakkında hangi bilgiler aktaracak? Merhabalar. Merhabalar. Tayfun Bey, fuarda olmak bizler için gerçekten onur verici. Yapı fuarların yerli yabancı konukları hep birlikte ağırladığımız büyük bir coşkunun olduğu ender fuarlardan bir tanesi. Türkiye'm olarak haklı bir gurur. Şu anda dünü değerlendirecek olursam coşkuyu bu kadar beklemiyorduk açıkçası. Bizim fark ettiğimiz hedef kitlenin, gerçek hedef kitlesinin yerli yabancı anlamında fuarda buluştuğu oldu. Ama firmasal bazda siz değerlendirecek olursanız 1,5 günü sizce nasıl geçiyor fuar? Şu anda beklentimizin açıkçası biraz daha üstünde geçiyor. Sebebi de malum herkesin de etkisi altında olduğu Covid sebebiyle. Daha sizin de bahsettiğiniz gibi daha hedef kitle geliyor. Çok kuru kalabalık dediğimiz insan kitlesinden uzak, gerçekten öğrenmek için, yeni bir şeyler tanımak için gelen bir kitleyle, yerli ve yabancı ile karşı karşıyayız. Ama bu sene biraz daha yabancı sayısı fazla. Ağırlıklı değil mi? Evet, gerçekten bizim de dikkatimizi çekti. Diliyoruz ki bu keyifli coşku ilerleyen günlerde de umarım sizlerle olsun. Ve geliyoruz muhteşem firmamıza, markamıza, her şeyimize. Çünkü çok uzun yıllar var, 74'lere dayanan o güzel geçmişi sizden dinlemek isterim. Buyurun. İzomaz Şirketler Grubu 1974 yılında faaliyetlerine başlıyor. İlk başladığı alan betonun korozyona karşı korunması. Anıtkabir'in Aslanlı yolundan tutun Haliç'in korozyona karşı korunmasına kadar birçok büyük projeye imza atıyor. Bunun içerisinde Van depreminde de yine kentsel dönüşüme katkı sağladık. Değil mi? Grup şirketlerimiz olarak da aslında fuardayız. Yani Geomaz da İzomaz'ın bir grup şirketlerinden biri. 2006 yılında kuruluyor ve geosentetikler üzerine özellikle bir üretim ağı olan bir firmamız. Özarı'ya ait bir, Özar adına özür dilerim, bir firmamız daha var. O da İzmir'de fabrikamız. Orada da yine geosentetiklere yönelik üretim gerçekleştiriyoruz. Bir grup şirketimiz de Isımaz. O da elektrik mekanik üzerine taahhüt işleri yapan, şu anda Etlik Şehir Hastanesi'nin mekanik işlerini ve elektrik işleri yürüten bir grup şirketimiz. Süper haberler. Bundan güzel haberler olamazdı. Tüm Türkiye'me hemen hemen her konuda hakimsiniz, biliyoruz. Yıllara varan bir güzelliği birçok projeyle taşlandırdınız, biraz evvel vurguladığınız gibi. Çok o kadar güzelliklerde imzanız var ki buradan kurucularımıza sonsuz teşekkürlerimi sunmak isterim. Ben de teşekkür ediyorum. Burada tabii ki fuara da belirli amaçlarla katıldık. Çok güzel ürün gamları burada konuklarını ağırlamayı bekliyor kurumsal anlamda. Evet. Genel bir değerlendirecek olursanız ulaşmaya çabaladığınız hedef kitleyi kimler oluşturuyor? Açıkçası biz ihracata yönelik bir firmayız. Yurt içinde de evet projeler yürütüyoruz ama asıl hedefimiz yurt dışında daha da büyüyebilmek. Şu anda kendi alanımızda dünyada ikinci sıradayız. Üretim kapasitesi adına. Üretmiş olduğumuz Bentoşit Max ürünü bugün dünya sıralamasında ikinci. Bizden bir büyük daha üretim kapasitesine sahip Amerikalı başka bir firma var. Bunu gururla da söylüyoruz. Şu anda hali hazırda 56 ülkeye ihracatımız var. Amacımız bunu daha da büyütmek. Var olmadığımız noktalara ulaşabilmek, oralara da dokunabilmek ve hem üretim kalitemizi hem de bunun tamamen bir Türk markası olduğunu tüketicilere ulaştırabilmek ve anlatabilmek doğru bir şekilde. Değil mi? Burada üretim nerede gerçekleşiyor? İstanbul'da Kartal'da, Kartal ilçesinde fabrikamız. 10 bin metrekare alana sahip bir arazi üzerinde üretim yapıyoruz. En son teknolojiyle bunun altını çizmek istiyorum. Hatta şu anda ikinci hattımızı kuruyoruz ve yılın sonuna doğru da bir üçüncü hattımızı daha kuracağız. Yine Kartal fabrikaya bu hatlar gelecek fakat yer sıkıntımızdan dolayı fabrikamızın bir bölümünü yeni kurulan Yalova İmes Organize Sanayi Bölgesi'ne taşıyacağız. Oraya geçiş tarihimiz de 2022. Süpersin. Sürprizlerin, büyümenin adresi çok rahatlıkla Geomaz diyebiliyoruz bu güzel cümlelerden sonra.
Bu tabii geniş anlamda düşünecek olursam muhteşem bir istihdam demek. Türkiye Madı'nın sağladığınız bu istihdam için ben teşekkür etmek isterim yine. Çok naziksiniz, sağ olun. Çalışan sayısı oldukça fazla. Bunu en küçük çekirdek birim olarak değerlendirince bu tabii ki çarpı 3 olarak değerleniyor. Ve inanılmaz bir mutluluk oluyor genel anlamda düşündüğüm zaman. Kalite yıllarca bizim işimiz dediniz. 74, şu an 47 yıl geride kalmış durumda. Gerçekten yarım asır dile kolay. Yurt dışında çok alışığız böyle firmalara ama Türkiye'm için bu firma gerçekten büyük bir gurur. Bizler onurlanıyoruz. Teşekkür burada ederiz. Röportaj yapmak da benim için ayrı bir gurur oldu bu anlamda. Çok naziksiniz. Burada öncelikli olarak bunun bir ekip işi olduğunun çok bilincindeyim. Sevgili saygıdeğer kurucularımıza, sonrasında çok muhteşem bir mimari kadro var. Geri planda bir beyaz yakalılar var çünkü. Ve gelip onun da arkasında bir mavi yakalı grup var oldukça fazla. Doğru. O görünmeyen kahramanların tümüne o zaman buradan yürekten diliyorum ki emeğinize, yüreğinize sağlık olsun. Çok teşekkürler, sağ olun. Burada hemen hemen tüm yerlerde dolaylı yolu da olsa yoğması görmemiz mümkün. Tüm yapılarda varsınız. Evet. Hemen hemen her yerde varsınız yapı anlamında düşünecek aslında olursam. Aslında görebildiğiniz her noktada varız. Bu da tabii ki çok çok farklı kılıyor bu güzel firmayı. Doğru. Yani kelimelerin bittiği adres demek yoğması için aslında çok doğru olacak. Çünkü o kadar çok şey var ki şu anda yüreğimin anlatmak istediği, söylemek istediği. Fakat dakikaların yetmeyeceğinin bilincindeyim. Kısaca biz her yerdeyiz desek galiba en güzel cümle olacak. Doğru. Aslında gördüğünüz ve hatta görmediğiniz her yerdeyiz. Değil mi? Genel anlamda Türkiye'mde dünyaya hakim olduğunuzu biliyorum. Peki ileriye yönelik hedefler bu anlamda neler? Şöyle özellikle şu anda bizim için önemli olan Afrika ülkeleri ve Türk ülkeleri. Buralara daha fazla yöneleceğiz. 2021'in 3. çeyreği ve 2022'de buna dahil olmak üzere. Şu anda genel bir küresel krizden dolayı, sağlık krizinden dolayı yurt dışına ziyaretlerimizi çok fazla gerçekleştiremiyoruz. Ama ümit ediyorum ki aşının da yayılmasından sonra 2021'in 3. çeyreğinden itibaren tüm beyaz yaka personelimiz, hatta patronlarımız, onlar da yurt dışına ziyaretlerde bulunarak ağımızı daha da fazla genişleteceğiz. Özellikle Afrika ve Türk ülkelerine bizim ilk hedeflerimiz. Süpersiniz. Burada gerçekten çok güzel oldu. Çünkü ihracat sayınız çok fazla ülke bazında düşünecek olursam değil mi? 50-60'ı aşkın bir ülkeye ihracat var. 56 ülkeye bir ihracatımız var. Değil mi? Bu anlamda bir Afrika pazarı da şu anda gerçekten ciddi bir pazar konumunda. Doğru. Gelen konuklar anlamında da değerlendirecek olursak yani katılımcı anlamında da onların hakimiyeti benim dikkatimi çekmişti evet, zaten. Evet, hani sihayı diyebileceğimiz dediğimiz arkadaşlarımız evet, oldukça konuklarımız var. Konuklarımız var. Geliyorlar, ziyaret ediyorlar. Tunus'tan çok gelen var, Güney Afrika'dan gelenler var. Biz de buralara zaten hedeflerim, daha sonra buralar bizim hedeflerimiz içerisinde zaten onların da bizi ziyaret etmeleri bizi de mutlu ediyor. Süpersiniz. Üretim bizim işimiz diyorsunuz. Aynen. Kalite bizim işimiz diyorsunuz. Hizmet odaklı çalıştığınızı biliyoruz. Müşteri memnuniyeti ki nihayet müşteriler bizler dolaylı yolda da bunların nimetlerinden yararlanıyoruz aslında genel bir değerlendirecek olursam. Doğru. Ve sonuç olarak iyi ki bizlerlesiniz diyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Burada bu güzel fuarda sizleri her sene olduğu gibi görmek büyük bir gurur oldu bizler için. Yürekten diliyorum ki nice nice fuarlarda hep bizlerle olun. İnşallah. Ama diyoruz yine hep aynı kalite, aynı güven, aynı müşteri memnuniyeti, aynı gülen yüzlerinizle birlikte. Çok teşekkür. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Sağ olun. Evet Fuar TV izleyicileri, Yapı Fuarı'nda yerini alan Yoğmas'a teşekkür ediyor. Başarılarının nice nesiller boyu, nice asırlar boyu bizlerle olmasını diliyor. Sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz.